Merhaba arkadaşlar. Bilimsel yöntem basamaklarıyla ilgili birkaç örnek soru çözelim şimdi birlikte. Birinci sorumuzda diyor ki bir bilim insanı eğer tripanosoma paraziti uyku hastalığının nedeni ise bu hastalığa yakalanmış insanların tümünde tripanosoma paraziti bulunmalıdır görüşünü ileri sürmüş. Bu bilim insanı bu görüşü ileri sürmeden önce sorgulama süreçlerinden hangilerini gerçekleştirmiş olmalıdır diye soruyor bize. Şimdi eğer ise dır kalıbında bir şey görüyoruz. Demek ki nedir bu? Tahmin. Bir tahminde bulunmuş. Tahminden önce bunlardan hangileri yapacak arkadaşlar? Kontrollü deney tahminden sonra uygulanan bir şey. Hipotez kurmuş olmalı ki sonra tahminleri yapsın. Hipotezi kurmadan önce de gerekli verileri toplamalı. Bu yüzden Denizli şıkkımız doğru cevap. İkinci sorumuza bakalım. Bilimsel bir teoriyle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmıştır, çürütülemez demiş. Size konu anlatımında bahsetmiştim. Bilimsel bir teori kesin bir yargı değildir. Geliştirilebilir, değişebilir. Bu yüzden birinci verimiz yanlış. Hipoteze oranla daha geniş kapsamlı ve açıklama gücü daha yüksektir. Doğru. Sadece kanıtlanmış hipotezlerden oluşur ve yeni hipotezlere açık değildir. Bu da yanlış arkadaşlar. Teoriler yeni hipotezlere açıktır, değişebilir, geliştirilebilir. Hipoteze oranla çok daha fazla kanıt tarafından desteklenir ya da doğrulanır. Evet, bu da doğru. Teori daha kapsamlıdır. Denizli şıkkımız yine doğru cevabımız. Üçüncü sorumuzda bir deney düzeneği var. Bir öğrenci besin maddelerinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini incelemek için 5 özdeş saksı bitkisi hazırlamış. Bu öğrenci yukarıdaki düzeneklerden hangi ikisini kullanarak bir sonuca varabilir diye soruyor bize. Şimdi bakalım 25 derece 25, 30, 30, 35 derece sıcaklıkları birbirinden farklı. 1 ile 2'ye bakalım. Sıcaklık derecesi aynı, su farklı, ışık farklı. Bakın burada iki tane farklı şey var. 1 ile 2'yi karşılaştırarak kontrollü bir deney yapmış olmaz. Ne yapıyorduk kontrollü deneyde? Bir tane inceleyeceğimiz faktörü değiştiriyorduk. Diğer bütün faktörleri aynı tutuyorduk. Şimdi 2 ile 3'e bakalım. Sıcaklık farklı, su farklı, aydınlık ya da karanlık. 3 tane farklı şey var bakın. Gübre bile farklı. Bu zaten olmaz. 3 ve 4'e bakalım. Sıcaklık aynı. Saf su, maden suyu bakın bu farklı. İkisi de aydınlık ortama konulmuş. Gübre ikisinde de yok. Bakın sadece saf su ve maden suyunun etkisini inceliyor olabilir burada. Diğer bütün faktörleri aynı tutmuş. Ama biz yine diğerlerine de bakalım. 3 ile 5'e bakalım. Sıcaklık farklı, aydınlık farklı, yine olmaz. 4 ve 5'e bakalım. Sıcaklık farklı, su farklı, aydınlık, karanlık farklı. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Kışın düzenli olarak C vitamini kullanan bireylerin D vitamini kullananlara göre daha az gribe yakalandığı tespit edilmiş. Bu bilgi doğrultusunda düzenli olarak C vitamini kullanmak soğuk algınlığını engeller hipotezini kuran bir kişi verilenlerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bağımlı değişken olarak soğuk algınlığını kullanacak. Evet. Bağımsız değişken olarak da ne kullanacak arkadaşlar? C vitaminini kullanacak. Yani soğuk algınlığı olan iki grup insan alacak. Bir gruba C vitamini verecek, bir gruba vermeyecek. Bağımsız değişken olarak C vitaminini almıştır. Bu da doğru. Bağımsız değişken olarak D vitaminini belirlemiştir diyor. Öyle olsaydı hipotezi D vitamini kullanmak soğuk algınlığı engeller şeklinde olurdu. Bu yüzden üçüncü verimiz yanlış. Doğru olan 1 ve 2. Beşinci sorumuzda bilimsel bir problemin çözümünde aşağıdakilerden hangisi en son yapılır diye soruyor. Kurulan hipoteze uygun tahminde bulunması, doğada gerçekleşen bir olayın problem olarak tespiti. Bu birinci sırada yapılır değil mi arkadaşlar? Verilere uygun hipotez, bu da ikinci aşama. Kurulan hipoteze uygun tahmin, üçüncü aşama. Kontrollü deneyler ile tespiti, dördüncü aşama. kontrollü deneylerle desteklenemeyen hipotezin değiştirilmesi 5. aşama olarak yapılır. Demek ki en son bu yapılır. E şıkkımız doğru. 6. sorumuzda bir deney düzeneği var yine. Bitkilerde büyüme hızı üzerine ışık şiddetinin etkisini araştıran bilim insanı yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini birlikte kullanmalıdır diye soruyor. Işık şiddetini araştıracakmış. 1 ve 3'e bakalım önce. Birincisinde demir ve magnezyum var. Işık şiddeti tek okla gösterilmiş. 3'te yine demir ve magnezyum var. Işık şiddeti 2 okla gösterilmiş. Bu ikisi arasında ışık şiddetinin etkisi araştırılabilir. Ama diğerlerine de bakalım. 1 ve 5. Burada ışık şiddeti tek, burada karanlık. Burada karanlık ve aydınlık ortamın farkı kontrol edilebilir ancak bu yüzden olmaz. 2 ve 4'e bakalım. Işık şiddeti aynı tutulmuş. O yüzden ışık şiddetinin etkisini araştıramaz bu şekilde. 2 ve 5 yine aydınlık ve karanlığı inceleyecektir. 3 ve 5 yine aydınlık ve karanlık. Demek ki A şıkkımız doğru cevabımız. 7. sorumuza bakalım. Azot tuzunun değişik konsantrasyonlarını içeren çözeltilerde eş büyüklükteki yulaf fideleri yetiştirilmiş. 3 gün sonra fidelerin görünümleri şekildeki gibi olmuş. Bakalım %2 iken bu şekilde, %1 iken biraz daha büyümüş, %0,5 iken bu kadar büyümüş ve dördüncüsünde de daha fazla büyümüş. Buna göre sonuçlarından hangileri çıkarılabilir diye soruyor. 4 numara kontrol grubudur. Evet doğru arkadaşlar. Diğerlerinde çünkü azot miktarı değişmiş. Azot tuzunun büyüme üzerindeki etkileri araştırılmış. Bu da doğru. Azot tuzunun yoğunluğu arttıkça büyüme azalmış. Evet yoğunluk arttıkça bakın büyüme azalmış. Demek ki E şıkkımız doğru cevap. 8. soruya bakalım. Bir araştırmacı güneş ışığının bitkilerde besin yapımına etkisini gözlemek istiyormuş. Bunun için eşit miktarlarda su verip aynı tür toprağa ektiği özdeş saksı bitkilerini farklı ortamlara koyarak aşağıdaki gibi deney düzeni hazırlamış. Güneş ışığı alan bir ortama koymuş burada. Burada da karanlık ortama koymuş. Buna göre araştırmacı aşağıdakilerden hangisini yaparsa deneyden sonuç alır. Burada ışık ve karanlığı inceliyorsa eğer sıcaklığı ne yapmalı arkadaşlar? Sabit tutmalı. İkisi de 20 ya da ikisi de 25 derece olmalı. Şıklarımıza bakalım. Birinci saksının bulunduğu ortamın sıcaklığını 5 derece artırmalı. Evet bu şıkkımız doğru. Ama diğerlerine de bir bakalım. İkinci saksıyı 20 derecelik ışıklı ortama koymalı diyor. O zaman yine karşılaştıramaz. Birinci saksıyı 25 derecelik karanlık ortama almalı diyor. Bu sefer ikisi de karanlık olur. Gene olmaz. Sıcaklıkları değiştirmeden ikinci saksıya suni ışık vermeli. Bu da olmaz. Sıcaklıkları eşitleyip her iki saksı ortamını güneş ışığıyla aydınlatmalı. Demek ki A şıkkımız doğru cevap. 9. sorumuza bakalım şimdi de. Tiroksin hormonu vücut hücrelerinin oksijen tüketimini artırır. Hipotezi kurulduktan sonra ilk olarak aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalı diye soruyor bize. Tiroksin hormonunun bileşiminde nelerin bulunduğu araştırılmalı. Bu bizim çalışmamızla ilgili değil arkadaşlar. Hemoglobinin kimyasal yapısı araştırılmalı. Bu da değil. Tiroid bezi şişen insanlardaki anormal davranışlar saptanmalı. Bu da değil. Vücut hücrelerinin oksijen tüketimini araştırıyoruz. Oksihemoglobin miktarı artan insanlardaki davranışlar saptanmalı. Normal tiroksin taşıyan hayvanlara değişik dozlarda tiroksin verilerek hücrelerin oksijen tüketimi saptanmalı. İşte bu kontrollü deney. Tiroksin miktarını değiştireceğiz. Diğer faktörleri aynı tutacağız. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. 10. sorumuza bakalım. Bitkiler üzerinde araştırma yapan bir bilim insanı şunları gözlüyor. İlkbaharda yapraklanıyor, sonbaharda yapraklar dökülüyor. Soğuk havalarda yapraklar dökülüyor. Susuz kalan bitkilerin yaprakları dökülüyor. Buna göre bilim insanı aşağıdaki yargılardan hangisine varamaz diye soruyor. Yaprak dökümü çevresel etkilerle gerçekleşir. Evet, çevresel etki. Havadaki nem oranı azaldığında yapraklar dökülür. Nem oranıyla ilgili herhangi bir şey gözlemlememiş. O yüzden bunu söyleyemeyiz ama diğer şıklara da bir bakalım. Isı değişiklikleri yaparak yaprak dökümünü etkiler. Bu da doğru. Mevsimsel değişiklikler yaprak oluşumu ve dökümünü etkiler. Böyle bir gözlemi de var. Yaprak dökümünü etkileyen birçok faktör vardır. Demek ki B şıkkımız doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, bilimsel yöntemi birkaç soruyla şöyle anlatmaya çalıştım size. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.